Süpereş'ten herkese merhabalar. Yeni bir video dersi sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde After Effects'te görüntülere yavaş çekim, slow motion efekti vermeyi öğreneceğiz. Her zaman olduğu gibi yeni bir proje açıp footage'ımızı buraya aldık. Ve sürükleyerek compression açmasını sağlıyorum. Evet, burada bu görüntünün yavaş çekimde gitmesini sağlayacağım. Bu yavaş çekimi kullanmaktaki amaç çeşitli olabilir. Oyuncunun karaktere daha bir hava katabilir veya sahneyi daha dramatik hale sokabilir. Pek çok çeşitli sebeple slow motion kullanmak isteyebilirsiniz. Burada slow motion yapacağım için görüntünün süresi daha uzayacak ve bu yüzden kompozisyonun süresini uzatmak istiyorum. 5-6 saniye yapsam yeterli olur. Slow motion yapmanın da birkaç yolu var After Effects'te. Bunlardan birincisi dosyaya sağ tıklayıp layer'ı buradaki kısma yalnız veya buraya Time Enable Time Remapping diyerek timeline üzerinde nasıl hareket etmesini, zamanının ilerlemesini ayarlayabiliriz. Veya Time Stretch ile ne kadar timeline'da yayılmasını ayarlayabiliriz. Önce Time Stretch'i göstereyim. Burada açılan pencerede ne kadar genişleyeceğini ve ne kadar yayılacağını gösteren ayarlar. Burada süresini veya yüzde olarak ayarlayabilirsiniz. Mesela 200 diyeyim, iki katına çıksın. Görmüş olduğunuz gibi süre de burada arttı. 25 kare. Baz alarak. Görmüş olduğunuz gibi iki katına çıktı. Evet. Eğer 50 FPS çekmediyseniz, yani frame per second çekmemişseniz, burada olduğu gibi görüntü son derece titrek bir hale alıyor. Bunu önlemek için frame blending özelliğini kullanıyoruz. Orada da bunun için bu ikonun, frame blend ikonunun altına tıklıyoruz. İki defa tıklıyoruz. İlk tıklayışımızda şimdi iki katına çıktığı için süre bir frame'de görüntü var. Görmüş olduğunuz gibi. İkinci frame'de yok. Görüntü var, yok. Var, yok. Yani bunu kullandığımız zaman iki defa tıkladığımız zaman araya iki frame arasını bulan yeni bir frame oluşturuyor. Ama öncelikle tabii kompozisyonun frame blending seçeneği açık olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi iki frame arasında yeni bir frame üretti. Her frame artık timeline'deki her frame için bir kare var. Görmüş olduğunuz gibi o titreşim, o atlaya atlaya alan görüntü yerine yumuşak ve hafif bir yavaş çekim havasını bıraktı. Eğer bu frame blending'in şöyle bir problemi olabilir. Eğer çekim çok hızlıysa, objeler çok hızlıysa iki frame arasındaki fark çok hızlıysa arayı doldurduğu frame de bazı bozukluklar olabilir. Mesela şurayı takip ederseniz görmüş olduğunuz gibi hafif şeyler olabilir. Eğer daha da hızlı olursa görüntü, şuradaki ipliğin
sallanması gibi, ipin sallanması gibi. Bozukluk daha da fazla olabilir. Ama eğer 50 frame per second çekiyorsanız 30 frame per second yerine bu yumuşaklıkta daha da yavaş bir görüntü oluşturabilirsiniz. Bir de enable time remapping ile bunu yapmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi time remapping'i açtığımız zaman iki keyframe ile karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi başlangıç, ikincisi bitiş frame'i, karesi. Bu bizim için daha kullanışlı olabilir bazı koşullarda, şartlarda. O da istediğimiz zamanda yavaşlamasını sağlayabiliriz. Scratch'te tek bir layer'da bunu sağlayamayız ama burada mesela tam şu anda yavaşlamasını istersem buraya bir keyframe atıyorum. Buradaki ikona tıklayarak ve ikinci ve bu son keyframe'i istediğim yere kadar uzatıyorum. Tabi layer'ın bu yüzgen kısmında uzatmam gerekiyor. Buradan sonra yavaşlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yine blending yaparsam görmüş olduğunuz gibi son derece hoş bir efekt oluşmuş oluyor. Evet, slow motion yavaş çekim efekti bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Operasyon.com'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.